Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 2018 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Ocak ayına güçlü bir dolunayla başlıyoruz. 2 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda dolunay meydana gelecek. Güneş, Venüs, Plüto Oğlak Burcu'nda ve ayın ortalarına kadar Oğlak Burcu'ndaki bu hareketlilik devam edecek. Yengeç Dolunayı sizin 11. evinizde meydana geliyor. Balık burcundaki Neptün'den çok güzel bir üçgen açı alıyor bu dolunay. Dolunay dönemlerinde özellikle daha önceden başlamış bazı girişimlerimizde sonuç alabiliriz. Hedeflerimize ulaşabiliriz. 11. ev dolunayları da şanslı dolunaylardır. Burası dileklerin, hayallerin yeridir ve bu dolunay birçoklarınıza önemli bir dileğinizin gerçekleşmesi, bir hayalinize kavuşabilmeniz için fırsat verebilir, sizi sevindirebilir. Güzel etkiler altındasınız. Özellikle Ocak ayının ilk yarısı gökyüzünde gerçekten su grupları ve toprak gruplarını destekleyen çok güzel pozisyonlar var. Ve bu dolunayında o destekleyici enerjileriyle beraber yeni yıla hızlı ve verimli bir şekilde başlayabilir, hedeflerinize ulaşabilirsiniz. İlişkiler ve işbirlikleri, mesleki ilişkiler olabilir, özel ilişkiler olabilir. Balık burcundaki Neptün burada bazı hayal, belki de hani olmasını hiç beklemediğiniz bir hayal olabilir bu. Ya da hani uzun süredir emek harcadığınız, istediğiniz bir şey olabilir, bir dileğiniz olabilir. İşte tüm bunları size sunacak gibi görünüyor, karşınıza çıkaracak gibi görünüyor. Evet, Mars ve Jüpiter Akrep burcunda 3. evinizde ilerliyor ve ayın ilk yarısı içerisinde, özellikle ayın 4'ü ile 10'u arasında Mars'ın ve Jüpiter'in Oğlak burcundaki Güneş'le, Venüs'le güzel açıları var. Plüto'yla Jüpiter'in çok güzel kontakları var. Sizin 5. evinizdeki bu yerleşimler, 3. evinizdeki bu güzel açılar, çocuklar ve çocuklarla ilgili konularda da başarılı sonuçlar alabileceğinizin işaretçisi. Çocuklar, onların geleceği, eğitimiyle ilgili bazı girişimler olabilir. Aşk hayatınız, romantik konular söz konusu olabilir. Bazı yaratıcı çalışmalarınız, hobileriniz olabilir bunlar. Yeteneklerinizle ilgili konular. Ve bunları değerlendirecek güzel bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Ya da bunları geliştirecek bazı güzel eğitimlere başlayabilirsiniz. Ve bunların size maddi manevi güzel destekleyici geri dönüşleri de olabilir sevgili Başaklar. Evet, Merkür ayın 11'inden sonra Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. 11'ine kadar Yay Burcu'nda olacak. Bu dönemde geçtiğimiz aydan kalan ev, yuva ve aileye ait bazı konuları tamamlayabilirsiniz. 11'inden itibaren Oğlak Burcu'na geçecek. Artık daha çok hani sosyal yaşamınız, aşk hayatı, girişimleriniz, çocuklarınız, yani bunlarla ilgili faaliyetler öne çıkacak. Uranüs ay başından itibaren Koç burcunda ileri harekete dönüyor ve ayın 13'ünden itibaren Uranüs'ün Oğlak burcundaki Venüs ve Güneş'le dik bir açısı oluşacak. 17'sinde de Oğlak burcunda yine bir yeni ay doğuyor. Uranüs etkili bir yeni ay. Bu 5. evinizde de olacağı için Uranüs enerjili çocuklarınız ve onlarla ilgili bazı hızlı sürpriz gelişmeleri ortaya çıkarabilir. Bazılarınız aşk hayatıyla da ilgili bazı böyle güçlü, radikal kararlar alabilir bu dönemde sevgili Başaklar. Evet, para piyasalarına, finans konularına, yatırım gibi konulara, örneğin borsa gibi konulara da bu yeni ay yakınlarında biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü orada ani inişler, çıkışlar, dengesizlikler oluşabilir. Şans ve şans gerektiren konularda da daha istikrarlı hareket etmekte fayda var. Evet, ayın 19'u ve 25'i arasında Oğlak burcundaki Merkür'ün Neptün'le, Plüton'la, Jüpiter'le çok güzel kontakları var. Rahatlıkla bir girişimde bulunabilir, imza atabilir, bir eğitime başlayabilir, faaliyette bulunabilirsiniz. Seyahat gibi yolculuklar içinde yine başlangıçlar söz konusu olabilir. Ayın 19'undan sonra artık Venüs Oğlak burcuna, Kova burcuna geçiş yapıyor. Güneş de 20'sinden itibaren Kova burcuna geçiş yapıyor sevgili Başaklar. Ayın son haftalarında biraz daha böyle günlük hayat, yaşam, düzen, sağlık, iş ve mesleki konularla ilgili odaklanmanız artabilir ve burada da tabii ki faydalı gelişmeler söz konusu olabilir.
Ay sonunda da Aslan burcunda tekrar bir dolunay var, tutulma var ama bunun etkilerini daha çok Şubat ayı içerisinde hissedeceğiz ve o zaman daha detaylı konuşacağız sevgili Başaklar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.